Değerli izleyiciler, Fındık Kabuğu'nun İzmir'den çok özel bir konuğu var. Hatice Özkan. Hatice Özkan'ın sadece tek ayak parmağı işlevsel, onunla ve özel tasarlanmış bilgisayarla iki üniversite bitirdi. Geçtiğimiz günlerde basında sıkça yer aldı. Şimdi onu görünce tabii ki hatırlayacaksınız. Hatice bizimle telefonla iletişim kuruyor. Soyadına bakarak akraba olduğumuzu da düşünmeyin. Bu sadece bir tesadüf. Hatice Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz engellilerin çok özel olduğunu anlatıyordunuz. Sosyal medyada yoğun olarak paylaştığınız videolarda. Niye özel ve Hatice Özkan kim? Hatice Özkan öncelikle aslında sıradan birisi, herhangi birisi. Üç çocuklu bir ailenin orta direği diyorum ben. İkinci çocuğu. Özelliği engelli olmuşundan kaynaklanıyor. Tüm engelliler gibi. Engelliler neden özel? Çünkü biz birçok insanın hayatında illaki zorluklar var. Bu herkes için geçerli. Ama engellilerin yaşamı, hayat şartları, en doğal ihtiyaçlarını bile giderme şekilleri daha zor, daha meşakkatli olduğu için bizimki daha özel. Çünkü biz bunları başarmaya çalışırken aynı zamanda da önümüze konan engellerle mücadele etmeye çalışıyoruz. İşte o yüzden daha da özel insanlar haline geliyoruz bence. Siz özellikle sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarınızda bir TV programı yapmayı hedeflediğinizi, talep ettiğinizi ve bu konuda sesinizin duyulmadığını ifade ediyorsunuz. Bir TV programı neden yapmaya ihtiyaç duydunuz ve orada neler anlatırdınız, neler söylerdiniz? Şöyle, sosyal paylaşım sayfalarında zaten kendi çektiğim videolarla vermek istediğim mesajları iletmeye çalışıyorum. Bunu da başardığımı düşünüyor ve inanıyorum. Birçok insandan aldığım tepkiler, yorumlar ve mesajlar neticesinde. Fakat neden televizyonda ısrar ediyorum? Bütün engellilerin hem eğitim anlamında hem de maddi durumlarını, ekonomik özgürlüklerin olmayışını ya da kısıtlı oluşunu göz önüne alarak illaki gecekonduda yaşayan engellinin bile, hani yanlış anlaşılmasın, yani ekonomik zorlukları kastediyorum. O yüzden böyle bir tabir kullanıyorum. Onların bile evinde televizyon var. Yani onlara bile bizim sorunlarımız var ve bizim başardıklarımız var. Bunları iletmek istiyorum ben. Hatice Hanım, sizi daha yakından tanıma adına soracağım. Programa girmeden önce bir diyalogumuz gelişmişti. Diyordunuz ki bir saat sonraya erteleyelim, talebime karşılık ben yemeğimi 1,5 saate yiyorum falan diyordunuz. Buradan çok özel bir durum söz konusu ama sizi daha yakından tanım adına biraz engelliliğinizden ve özelliğinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben kas hastasıyım. CMA hastasıyım. Bu hastalığımın kısaltılmış ismi, özeti diyorum ben. Çünkü tıbbi terimi yaşaması kadar zor. Her zaman bunu dile getiriyorum. Şükürler ve şükürler antrofi hastasıyım. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Telaffuzu da zor. Bu kas hastalığı, kas erimesi, yani beynimden gelen komutların organlarıma iletilememesi neticesinde kuvvetsizleşip hareket ettirilemez hale geliyor. Bu yaşımla birlikte ilerledi ve şu anda sadece konuşma ve düşünebilme yeteneğine sahibim. Bir de sağ ayağımda bilgisayarımı kullanabilecek kadar hafif bir hareket var. %98 engelliyim. Siz paylaşımlarında ve yazılarınızda çok üretkensiniz de, gazetelerde falan da yazıyorsunuz.
engellilerin aciz olmaması gerektiğini, acizlik rolüne büründüğünü zaman zaman söylüyorsunuz. Biraz açar mısınız bunu? Ne demek istiyorsunuz orada? Evet, özellikle ben bunu bir engelli olarak kendi adıma, hani dışarı çıkmaktan utanan arkadaşlarımız var ya, ben engelli olduğumdan değil ama engelliliği böyle bu hale getirip, acizliği kabul edip işe yaramayan insan sıfatını kendine layık gören engelliler de aynı kategoriye dahil olmaktan utanıyorum açıkçası. Değilim, bunu reddediyorum. Böylelerinin zaten sorunlarını ve başarıları zaten bence yok. Ama onların sorunlarını da dile getirmeye çalışmıyorum. Ben gerçekten benim gibi mücadeleye devam eden engelliler adına bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü hayatta bu sadece bedensel engel değil. Benim için zavallıdır, kendine layık gören insan. Sağlıklı fırında özürlü yazsın ya da yazmasın fark etmez. Engellidir ve acımaya layıktır diyorum. Onlar için bir şey yapmaya gerek yok. Toplumda insanlar engellilere karşı ne kadar önyargılı? Sizin tanık olduğunuz, dinlediğiniz yaşanmışlıklardan örnekler vererek bu konuyu biraz açabilir misiniz? Tabii ki, kesinlikle birçok yaşanmış var. Özellikle kendi hayatımdan bile bunun sayısız örneklerini verebilirim ama ben de en çok etki bırakanlar özellikle benim 10 yılıma mal olan bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Öğretmen olduğunu zanneden bir şahsın benim hayatıma dahil olmasıyla, daha yaşım 7 yaşındayım. İlkokula başlamışım ve engelliyim, yani o zaman da engelliydim. Ben doğuştan engelliyim. Ama ailem bana hiç engelli gibi davranmadığı için yaşıtlarım gibi okul çağım geldi ve okula gitme isteği hissettim. Ben de gideceğim dedim. İşte ailem hazırlıklarını yaptı. Ben okula başladım. Öğretmen sıfatını yakıştıramayacağım. Bütün saygıdeğer öğretmenlerin aslına sığınıyorum. Çünkü ben gerçekten öğretmenler benim hayatımda çok özel insanlar. En az engelliler kadar değerli insanlar. Ama hepsi değil. İstisnaları var tabii ki. İşte bu da onlardan biriydi. İnsanın cehaleti kesinlikle diplomayla bitmiyor. Yani bunun eğitimi yok. İnsanlık anlamında cahil bir insan. Annemin yanına geldi ve bana 15 gün okula gittim ve ben 15 gün içinde okuma yazmayı çökmüştüm zaten. Sınıfta birinciydim. Dedi ki Hatice, aç okula geçirmeyin. Çünkü arkadaşların psikolojisini bozuyor dedi. Onlar da annelerinin yanında istiyorlar dedi. Annem hoca hanım dedi, siz bir eğitimcisiniz. Yani bunu anlatabilirsiniz. Özel durum olduğunu, Hatice'nin neden ben yanındayım, neden o bunları onlar gibi kitabın defterini kendi açamıyor. Siz bunu izah edebilirsiniz dedi. Daha da iyi yaparsınız benden dedi. Ama maalesef ki hoca hanım bana yapacak kafesliğe sahip değildi. Ve bunu benim yanımda söylemesi benim 10 seneme mal oldu. Evden çıkmadım. Hayata küstüm. Şu anki kadar kuvvetli değildim. Çünkü 7 yaşındaydım. Yani şu anda evet, senin kadar benim de her şeye hakkım var diyebiliyorum. İnsanlar canımı yakamıyor. Ama o zaman böyle değildi. Bu ön yargılar kesinlikle zihniyetlerin eğitilmesi gerekiyor. Yani okuldaki eğitimle alakası yok. Kişinin, insanların kişilerinin eğitilmesi gerekiyor. Okula giderken onu da kameraya almışsınız. İlginç bir tanıklık da var orada. Okula giderken bir rampa var. Gelişi güzel yapılmış. Okulun içerisindeki merdivenlerin bir engel olduğunun dışında rampayı çıkıyorsunuz. İçeri kamerayla giderken oradaki görevli kameranın yasak olduğunu söylüyor. Aslında kendi ayıbını gizliyor. Evet.
Aynen öyle. Ve o cölüzü değil, okulun müdürüydü. Bunu da açıklamak istiyorum. Hani bizzat müdür bey bu müdahaleyi yaptı. Bana dedi ki daha sonra, siz hatıra isterseniz dedi, biz size izin verirdik ama okulda kayıt yapılmıyor dedi. Bazı arkadaşlar şimdi ben işte üniversite okuyorum falan, işte şu yazıyorum dediğimde şöyle yorumlar yapıyor, ona değinmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Şey diyorlar mesela, işte herkes senin kadar şanslı değil, ailesi yanında değil, eğitim hakkına sahip olamıyor. Şöyle söylemek istiyorum ben. Evet, ben aile konusunda kesinlikle şanslıyım. Bunu inkar edecek değilim. Bunun için zaten bir tek bunun için şükredebilirim. Ama ben buralara kolay gelmedim. Yani ben üniversitelerin mutfaklarında sınava girdim. Güvenlik kokusuyla, boya kokusuyla, tadilat yapılan yerlerde sınava girdim. Yani ben üniversiteye geldim ama öyle kolay olmadı. Hiçbir şey kolay değil. Öyle bilmeden insanların yargılaması, ahkam kesmesi elbette ki kolay. Ama inanın bulunduğunuz yeri hak ettiğinizde bunu söylerken rahatsız olmuyorsunuz. Ben olmuyorum çünkü diyorum siz de aynı mücadeleyi verin, ben sizi dinleyeyim. Zaten verdiğiniz mücadelenin sonuçlarını bu programda da görmek mümkün. Olaylara bakışınız, Evet. perspektifiniz, her şeyi açacak. Bunun üzerinde ayrıca bir şey söylemeye de gerek yok. Ya bunu açıklama dediğin neden duydum? Onun altını çizmek istiyorum çünkü engelliler bile zaman zaman birbirlerini anlamıyor ya da ne bileyim onlar için bir şeyler yapma çabamı sanki Hatice'nin başarısı gibi gördüğümü zannediyorlar ve en çok bu benim canımı yakıyor. Ama şunu da görecekler ki ve görüyorlardır ki siz konuşuyorsunuz, anneniz babanız konuşmuyor. Olaylara tanık, siz Evet. anlatıyorsunuz. Bu bir Evet. sonuç. Bunun üzerine çok durmaya gerek Evet. olduğunu Ben bana düşünmüyorum. verilen imkanları hiçbir zaman inkar etmedim. Etmem de zaten. Evet, birçok arkadaşıma göre maddi anlamda da manevi anlamda da daha avantajlıyım ama birçoğundan da daha ağır bir engelim var. Ve aşmam gereken engeller önümü konanlar da onlarınkinden daha ağırdır diyebilirim. Ama bu bir mazeret değil kesinlikle. Sizin anlattığınız, yaşadığınız, tanık olduğunuz bir olay daha vardı. Çok çarpıcıydı. Onu tekrar edebilir misiniz? Hani bir tatile gitmiştiniz, bir Evet, onun havuz köşe hikayesi. yazısını paylaşmıştım. Evet, orada gerçekten ben her hatırladığımda gülüyorum kendime de. Ben de Şöyle katılıyorum. oldu, bir tatil mekanına gittik, Kaplıcalara. İşte orada biraz dinlenelim falan diye. Havuz kenarındayız. Babamla birlikte gidiyoruz. Annem de yanında. Bir tane teyze birden telaşlandı. Torunu havuzdaymış. Ben önce anlayamadım. Dedim teyze rahatsız herhalde. Müdahale edelim, yardım edelim falan diye. O teyze gerçekten rahatsızmış. Şöyle dedi, eşine sesleniyor. Çocuğu diyor havuzdan çıkar, bu kız diyor havuza girerse ona da bulaşmasın. Ay gerçekten komik yani. Ondan sonra teyzenin yanına gittim ben. Dedim hanımefendi sorsaydınız izah ederdim zaten. Bu engellik ulaşıcı bir şey değil. Hani ama sizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçekten ağır bir rahatsızlığınız var. Allah şifa versin dedim. Böyle bir trajik, komik bir anınız var, evet. Cehaletin sınırı yok. Kesinlikle yok. Şimdi sizin örneğinizden hareketle, tabii sizin engelliliğiniz önlenebilir mi onu bilmiyorum. Engelliliğe Yok, sebep olan yani... unsurları ve önlenebilirliği konusunda neler söylersiniz? Buradan hemen hatırlatmak isterim ki ilk aklıma gelen trafik kazaları, terör olayları, deprem,
iş kazaları, yanlış müdahaleler, buna benzer birçok sebepler insanların engelli kalmasını sağlıyor ve dolayısıyla önlenebilir sebepler de bunlar. Önlediğimizde muhtemelen engellilik önemli oranda ortadan kalkar. Evet. Bir perspektif yani, olarak sunmak istedim. Dediğim gibi zihniyetteki engelleri aşabilirsek zaten birçok uygulamanın gereksiz ve gereksiz uygulamanın önüne geçilirse dediğiniz gibi o kaza nitelikli olanlar tabii ki önlenebilir ve umarım da öyle olur. Çabamız o yönde zaten. Benimki kas hastalığı, genetik bir hastalık, genlerle alakalı. Anne ve babam taşıyıcı olduğu için onların birleşmeleri neticesinde doğuştan gelen bir rahatsızlık ve genellikle kız çocuklarında görülüyor. Benim erkek kardeşim var 2 tane. Onlar sağlıklılar. Yani tabii ben de sağlıklıyım ama bedenim öyle söylemiyor. Galiba bu kavramları da yeniden ele almak lazım. Sağlıklı olmadığını söylemek engellerin çok doğru değil ama onun yerine geçebilecek başka bir kelime, deyim de zaten üretmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, o düzenleme de enteresandı. Ben paylaşıyorum çoğu zaman. Bilmiyorum gördünüz mü? Engeller hani artık özürlü, işte sakat gibi tabirler kullanılmıyor. Onlar bizi incitiyormuş. Böyle bir yasa çıkmış sanırım. Bu gerçekten ilginç. Çünkü ben ha bana engelli demişsiniz, ha özürlü demişsiniz, ha da ha sakat demişsiniz. Benim için bir şey yapmadığınız sürece, hayatımı kolaylaştırmadığınız sürece, hayat standartlarımı yaşanabilir, insani değerler nispetinde yükseltmediğiniz sürece, yani bana ne dediniz o kadar da önemi yok. Hatice Hanım, yorulduysanız biraz dinlendirelim, yoksa devam ediyorum. Yok, devam edebiliriz. Eğer anlaşılıyorsa söyleyebilirim. Ben oldukça iyi anlaşılıyor. Şimdi engellilerin özürlüğünü sınırlayan unsurları nasıl ortadan kaldırabilir? Diyelim ki biz fiziksel engelleri ortadan kaldırdık. Bu elbette maalesef bir ütopya ama engellileri özgür hale getirmiş olacak mıyız? Bir, toplumda tabu olarak görülen bir konuyu sormak isterim. Dilerseniz cevap vermeyin. Engellilerin cinsel yaşamı hemen hemen yok gibi. Bu onların ruhsal dünyasında nasıl bir örselenmeye, yaralanmaya yol açar? Şöyle söyleyeyim. Önce ilk sorunuza cevap vereyim. Tabii ki memnuniyetleri cinsini de yapmak isterim. Şöyle... Engellik, evet gerçekten özgürlük gibi engellik de düşüncede bitiyor. Yani sadece çevrenin değil, engellinin de kendisini kabullendikten sonra evet ben engelliyim ama ben bundan sonra engelli olarak ne yapabilirim? Evet ya, dışarıda birileri benim için yollar yapsın, kaldırımlar yapsın. İşte toplu taşıma araçlarını kolaylaştırsın, iş imkanları versin, bunlar benim hakkım. Ama ben ne yapacağım, ben de evet işini yapabilir miyim diyebilmeli. İşte o noktada engeller aşılabilir. Şimdi ikinci sorunuza geliyorum. Cinsel yaşam dediğimiz şey şöyle. Şimdi Türk toplumu olarak zaten örf ve adetlerle yetiştiriyoruz. Yani her ne kadar sözün taklitçiliği sevsek de olmadığımız gibi görünmeyi sevsek de biz normal çerçevesinde yetiştiriyoruz. Bir de engelliyseniz sizin herhangi bir normal mesela bir arkadaşlığınız anında farklı bir boyuta çekilebilir. Siz sapık bile olabilirsiniz. Yani böyle de değerlendirebilirsiniz. Aslında ben paylaştım mesela bir köşe yazımda ona yer verdim. Bir engelli kardeşimiz evlenmiş, sağlıklı bir eşi var. Yani bedensel anlamda sağlıklı. Hayır, ne yaşıyor? Neden olmasın? Yani
Engelliler illaki tek başına yaşayacak diye bir şey yok. Gayet de sağlıklı yaşamları olabilir her anlamda. Gözlemimi sizinle paylaşarak onun üzerinden Tabii. sormak isterim. Hı. Engelliler gidecekleri her santimetre karenin hesabını yapmak zorunda oldukları için, ki bu bir yaşam biçimine dönüşüyor. Maalesef. Evet. Bu yaşam biçimi onları çok detaycı ve sabırlı kılıyor. Dolayısıyla iradelerini de güçlendiriyor. Evet. Yazın ve sanat alanının da detaydan beslendiğini düşünürsek, engellilerin bu alana yönelik bir potansiyelinden söz etmek mümkün olabilir mi? Genel olarak engellilerin evet. başka alanlara yönelik potansiyelleri var mıdır? Evet, yani açığa çıkmamış, değerlendirilmemiş potansiyelleri nelerdir? Tabii ki var, mutlaka var. Mesela şahit olduklarım da var. Ben kendim şöyle söyleyeyim, yazı yazmayı ya da konuşmayı, iletişime geçmeyi tercih ediyorum. Dediğiniz gibi hesaplama yeteneğimiz olduğu için satranç oynar gibi yaşıyoruz biz hayatı. Hamleleri hesaplamak zorundayız. Biz istemesek bile böyle olmak zorunda maalesef ki. Tabii ki birçok arkadaşımın farklı yetenekleri var. Mesela şiir yazanlar var, duygu yüklü arkadaşlar var. Ya da ayağıyla, ağzıyla şahane tablolar çizebilen arkadaşlar var. Yani engellilerin sayısız yeteneği var bu anlamda. Benim bilebildiklerim bu kadar. Dışarı çıkarken ya da komşuya giderken ya da misafir geldiğinde engelliler genel olarak nelere tanık olurlar? Hangi diyaloglar, bakışmalar falan yaşanır? Mesela tipiktir bu. Hepimiz yaşamışızdır. Ben genelde sandalyeye oturmak için annemin kucağında iniyorum. Mesela dışarıda bir yaz günüydü. Kalabalık bir ortamda yemek yemeye gittik. Ailemle birlikte. Ama masada belki 20 kişi var. Annem beni kucağına aldı. Sahil kenarında salıncaklar vardı. Oraya biraz belimi dinlendirecektim. Çünkü ben otururken kalçamdan koltuk altıma kadar kalın plastikten yapılmış bir korse yardımıyla oturabiliyorum. O benim omurgam oluyor bir yerde. Sırtım ağrıdı. Maksimum 2,5-3 saat oturabiliyordum. Biraz uzanmam gerekiyordu. Annem beni kucağına aldığında orada telaşlı yardımsever amcalar ya iyi yetmiyor ya kadar. Hani ben toplumumuzun bu duyarlılığını seviyorum ama biraz daha bilinçli olsak keşke. Bayıldığımı düşünmüş amca ve garsonu peşimizden yollamış. Elinde bir avuç salatayla adam burnuma ağzıma soğanlar sokmaya çalışıyor. Dedim ne yapıyorsunuz? Yani bayılmadın mı? Bayılmadım. Bayılsam herhalde bu masadaki 20 tane vatandaş kalkar bir şey yapar yani. Sen oradan koşana kadar. Ya bu duyarlılığın da bir sınırı olması lazım. Böyle bir olay var yani. Evet. Siz öğretilmiş çaresizlikten bahsediyorsunuz engellilere ilişkin paylaşımların. Öğretilmiş çaresizlikten evet. bahsediyorsunuz. Evet. Özellikle engellere yönelik. Bunu genelleştirmek de mümkün elbette. Sadece engellilere özgü değil ama daha çok gene engellilerde bu duruma rastlamak mümkün. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi öğretilmiş engellilik nasıl bir şey? İnsan sadece engellilik için değil dediğiniz gibi bir şey dedi. Birileri bir şey yaşarsınız ve olumsuzdur bu şeyler. Siz onu yaşaya yaşaya artık o sizin bir parçanız olur ve artık eskisi gibi kötü gelmez. Ya da hayatınızın bir parçası olduğu için onu kabullenirsiniz ve o çerçevenin dışına çıkmak istemezsiniz. Çünkü sanırsınız ki onun dışında kurtlar sofrası var ve sizi yiyecekler. Böyle bir şey yok. Yani ben çocukken babamla yatardım korku filmleri.
izlediğimde. Çünkü biliyordum ki o bana sarıldığında hiçbir şey olmaz. İşte böyle bir şey değil. Yani bizim bu çemberi aşmamız lazım. Her sağlıklı insan engelli adayıdır diye dilimize pelesenk olmuş bir sloganlaşmış sözcük var. Buna çok daha fazlalarını da katmak mümkün. Acıyan gözlerle bakmak, engelli görünce şükür çekmek. Bunlar aslında neyi anlatmak istiyor? Toplumda genel olarak engellilere yaklaşım ne? Bir de hemen şimdi aklıma geldi. Atatürk'ün söylediğini söylerler ama ben onun söylediğini düşünmüyorum. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur atasözü diye sunulan ne hisseder engelli bunu duyunca? Valla bana soruyorsanız neyse diğer sorunuzu cevaplayayım önce. Şöyle söyleyeyim. Evet, çevremizde engelliye bakış açısı gerçekten hani kötü niyetli değil. Kesinlikle ben onun kötü art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama az önce çok örnekte de bahsettiğim gibi iyi niyeti ve duyarlılığın da bir haddi var. Yani engelliye sen zavallı diye bakarsan ondan da farklı bir şey bekleme. Zavallı olmayı kabul edeceksin. Ve sen de bir gün illaki o zavallının yerinde olabilirsin. Yani bu kadar. Bunun daha farklı bir anlamı yok aslında. Bir an boyunca yani kendini onun yerine koy. Bir de gelip sorarlar böyle hasta mısın diye. Ben de diyorum ki anne diyorum sorar mısın? Gördüğünü anlamadığına göre herhalde arkadaşın gözleri rahatsız. Asıl sen hasta mısın? Yani farklılığı görmüyorsan, sorma ihtiyacı duyuyorsan bence sen hastasın. Bir de böyle yazık derler. İşte Allah şifa versin. E tabi versin de sana da versin. Engelli aile ilişkisi nasıl olmalı? Siz örnek olabilecek bir Bir ilişki. dakika, pardon sözünü kesiyorum da. Şu Atatürk'ün sözüne değinmeden edebileceğim. Buyurun. Öyle bir şey. Ben öyle olduğunu gerçekten inanmıyorum. Atatürk bence çok akıllı bir insan. O yüzden öyle bir şey söylemiş olma ihtimalini kesinlikle kabul etmiyorum. Ama eğer söylediyse bile ben bunun böyle olmadığını kanıtayım. Engelli aile ilişkisine geçmek isterim. Tabii. Sizin kurduğunuz ilişkiyi örnek olarak göstermek mümkün mü? Bize bunu hangi örnekleri verebilirsiniz? Bir de engelli çocuğa sahip ailelerin sosyal durumları hakkında neler söylemek gerekir? Onların da desteğe ihtiyacı var mı? Şöyle söyleyeyim, ben ailemle birlikte engelli olduğumu hissetmiyorum açıkçası. Çünkü benim ailem bana kardeşlerimden daha özel davranıyorlar. İtiraf ediyorum bunu. Hani daha ayrı çocukluyum. Ben bunu kullanıyor muyum zaman zaman? Bunu da itiraf ediyorum. Ben dürüstüm. Ya, Ama yani şöyle bir şey var. istismar diyorsunuz yani bu Yok, aileniz istismar değil. yaklaşık. En azından istismar edilecekse bile insan anne baba sevgisini etsin. Hani başkalarının sırtından bir şeyler kazanmasın. Yani sevgi de evet istismarcıyım. Kabul edin. Şöyle söyleyeyim. Ailem bana engelli gibi davranmıyor. Ben de engelli olduğumu zaten diyorum. Ben sadece bedenim, ruhuma ve aklıma yetişemiyor. O kadar. Yani bundan farklı bir engel yok. Onlar için de yok, benim için de yok. Ama dediğiniz gibi birçok ailenin gerçekten engelli çocuğa sahip olma bilincinde olması lazım. Çünkü gittiğim rehabilitasyon merkezlerinde gerekse yakın çevremizde gördüğüm öyle aileler var ki bunlar gerçekten tedaviye ihtiyacı olan insanlar. Hani bilinçlenmenin de ötesinde çocuğuna sanki bir yaratık gibi davrananlar var. Ya ben bunları üzülüyorum. İşte ben bunları acıyorum aslında.
Hatice Hanım, engelli evet. çocuklarını yaradanın bir cezası olarak görenler de var maalesef. Çok az kabul ediyoruz ama az aynen. ama maalesef var. Var, evet. Ama işte bunlar değişecek. Ben buradan son nefesime kadar diyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Önce akıllardaki bu zihniyetlerdeki engeli kaldıracağız. İsteseler de istemeseler de biz bu hayata dahiliz ve bunu kabul edecekler. Yönetimdekiler de kabul edecek, sorumlular da kabul edecek, aileler de kabul edecek, insanlık da kabul edecek. Yani maalesef. Lütfen yok, direne direne kazanacağız. Aynen öyle. Güzellikle vermezsin, sonra ne olur? Peki, ne diyelim, diren engelliler diyelim o zaman. Diyedim. Şimdi engellilerin yaşam kalitesi hakkında neler söylersiniz? Buradan hareketle engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki sorunları nelerdir diye sorsak, ilk aklınıza satır başlarında halinde neler gelir? Şöyle söyleyeyim, benim gerçekten sadece birazcık aşlayarak yürüdüğü için ya da fedakli sandalyedeyim diye evden çıkmayan tanıdığım insanlar var. Arkadaş demiyorum bu insanlara. Çünkü hayatımda yer vermiyorum onlara. Ama engelli olduğu için kendini dışarıda olmaya, zaten o hayata dahil olmaya layık görmediği için ya ona yapılan şeyleri de kabulleniyor. Ve kusura bakmayın ama hayatta tüm senin önüne hiçbir hizmet böyle gümüş tepsilerde gelmiyor. Bana gelmedi en azından. Her şeyi hak ettim. Kazandım. En sonuna kadar da kullanırım. İşte böyle bir şey var. Yani kendin eğer bir şeyler yapmazsan kimse senin adına hiçbir şey yapmaz. Engellilere pozitif ayrımcılık uygulanmalı mı? Evet. Hayır, kesinlikle uygulanmamalı. Hayır, kesinlikle uygulanmamalı. Çünkü neden? Özel diyorum ben, evet özeliz. Ama bu nedir biliyor musunuz? Eğer siz bir şeyi hak ediyorsanız, ben her zaman söylüyorum. Yardım değil ama desteğe ihtiyacımız var. Eğer bize ayrıca tanırsanız, bize bir yerde lütufta bulunursunuz. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. Sadece kanunen insanca yaşama hakkının her insan kadar engellerin de haklı olduğu bu bir gerçek. İnsan haklarında yeri var bunun. Sadece bunları talep ediyoruz. Yani bu da ayrımcılık değildir bence. Hakkı iadedir. Programı sunan biri olarak benim yorum yapma şansım yok. Ancak karşı taraf, karşı düşünceyi savunacak kimse olmadığı için bu konuda size katılmadığımı söylemek isterim. Çünkü onlarca yıldan bu yana engellilerin sosyal yaşama katılmasının önündeki dağ gibi sorunlar birikmiş. Bunu bir anda çözmek evet. mümkün değil. Dolayısıyla onların sosyal yaşama adapte olması için pozitif ayrımcılık yapılmalı. Çünkü örneğin bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama istatistik rakamlara baktığımızda engellilerin %98'i sosyal yaşama katılamıyor. %96'sı eğitim olanaklarından yoksul. Sadece 5.6'sı liseyi bitirebilmiş. Şimdi bunun evet, sorumlusu tek başına engelliler değil. Bunu da ben de siz sonuna kadar katılıyoruz. Hani burada pozitif ayrımcı derken siz diyorsunuz ki bana engeller için bu engelleri önce dışarıdaki engelleri kaldırılması gerekiyor mu? Evet, ben de sonuna kadar kaldırılması gerekiyor diyorum. Orada hemfikiriz. Orada hiçbir sorun yok. Ben de bunun mücadelesini veriyorum zaten. Ama engelli önce bunu söylerse talep etme hakkı da olur. Onu demek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki bizim her şey hakkımız var ama bunu her zaman öyle dedik de herkesten tek tek alacak halimiz de yok. Yani bu düzenlemelerin yapılması lazım. Sorunların bizim için çalışması gereken insanların taşın altına elini sokması lazım tabii ki. Hatice Hanım, engelliler genel olarak toplumsal gelişimlere karşı ne kadar duyardı? Valla ben duyardım, kendim biliyorum. En azından babam diyor,
artık yeter diyor, dur diyor, bir şeyden de eksik oluyor. Olmaz diyorum, durmak yok, yola devam. Şöyle söyleyeyim, ben hani bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben her seferinde söylüyorum, ben siyasi görüşüm tabii ki var ya da dini inancım tabii ki var. Ama bu Hatice Özkan'ın görüşleridir. Bunları şahsım adına elbette ki paylaşırım ve arkasındayım da. Ama engelleri keseyim dediğimde benim böyle bir taraf tutmak gibi bir lüksüm yok. Olamaz da zaten. Şöyle söyleyeyim, ben meydanlardaydım. Yani dünyada dışta birçok insan dışarı çıkmaya cesaret edemezsin. Ben haklı davam için meydanlara çıkıyorum yani. Bu bir yerde duyarlı dışta, evet duyarlıyım. Ama bu dediğim gibi Hatice Öztürk'ün tarafıdır. Engellerin sesinin değil. Altını çizeyim, sonra yanlış anlaşıldım. Gezi Parkı direnişi Hatice Özkan'ın dünyasında nasıl bir yansıması oldu, nasıl bir etkisi oldu ve nasıl değerlendirir? Şöyle söyleyeyim ben. Bu olayları aslında meydanlardaki haklı mücadeleyi en baştan beri destekliyorum. Hem orada olmakla hem verilen hem kalben destekliyorum. Ama bir yere kadar, eğer ki bu insanlara zarar verme boyutundaysa, ki ben ona bu insanların yaptığına inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Onları yapanlar belli zaten. Bu süreçlere dahil olanlar yaptı. Bu benim görüşüm en azından. Ama öyle algılanma. Şunu söylemek istiyorum. İlla ki bir şeylerin doğru olduğunu söylemek için meydanlara dökülmemiş kadar doğal ve demokratik bir hakkımız var yani, bunu sonuna kadar kullanacağım ve en doğal hakkımız. Ama bu demek değildir ki gidip de birinin dükkanını camına indir ya da devlet çuvalına, en azından kendi malımıza. Bu ülke sizin bizim ülkedir. Yani neden zarar verelim ki? Bu noktada katılmıyorum. Hatice Hanım, programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Fındık Kabuğu'nun çok özel konuğu Hatice Özkan İzmir'den yayınımıza katıldı. Telefonla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.